Yedinci nota, ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr ile sevk eden bedbaht hamiyet furuş. Yani hemiyet deva eden, hemiyetten bahseden, o demek yani. Evet. Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat içtimaiyede bir semmi katil hükmünde ya, o dinsizler zarar verecekler. İşte bugünkü PKK. Bunları konuşmuş. Yani Allah Allah. Yani ya bugün PKK, yani bilemiyorum, marifimiz bunlara ne veremedi ki bunlar dellendi, dağa çıktılar canım. Ya önümüzde geçmiş bir tarihimiz var yani. Ta Selim'den bu yani, bu efendime söyleyeyim, şerkteşi kardeşlerle ittifakla geçinmişiz. Bir et kemik gibi olmuşuz efendim. Ne oldu ki bunlar birdenbire bu haldan efendime söyleyeyim mi şey oldular yani. Demek ki yani biz bir şey veremedik yani adamlara. Ya dikkat edemedik diye öyle diyor değil mi? Bakın bak. Ya Allah Allah. Subhanallah. Binde Yasir Sultan Selim'den bu yani hep beraber oturmuş kalkmış. Yemiş içmiş. Yani kız vermiş, kız almışız. Onlar bizim şeyhlerimiz hep beraber böyle olmuş yani. He yani Allah Allah. Ne oldu ki bu o adamlar hemen kriz aldı, dağa çıktılar yani Allah. Acaba onların kalbine Allah korkusu, Allah sevgisi verirse hiç öyle bir şey olabilir miydi yani, ya bu mümkün müdür yani Allah Allah. El ankemaken işte diyorlar, işte lisede okuyanlar şeye düşmüşler. Eroin mi diyorsun? Eroin. Ya o öğretmenler bunlara bunların zararını niye anlatmıyorlar ki? Niye anlatmayacaklar ki? Öğretmenler bunları Allah'a niye anlatmasınlar? Niye konuşmasınlar? Subhanallah. Dinden uzaklaştıksa yukarıda dedi hayvaniyete doğru gidiyorsunuz ya. Bu milleti dinden uzaklaştırmak demek yani hayvanlaştırmak demek, geçti deste okudu yani bunlar yani. Bu el hankemeyken hiç ayılma yok yani. Efe subhanallah. Allah Allah. He yani. Allah hem rahmet etsin. Turut Bey'le o adam işte bazen şeyde bizi seslerdi, Osman Kuzey'le beni böyle bir müşevra bizden akıllardık değil ama işte sünnet olsun diye mi neden bilmem. Dedi hocam dedi, bilsen ben dedi şerkin dedi anahtarını buldum. O da sevindiğim şey, hayır şerkin anahtarını buldum. Pekala. Nasıl dedim, birden çok şey dedi ki ya hocam, şimdi ben dedi onların köylerinin yolunu yaptırsam, çeşmelerini akıtsam, okullarını da yapsam daha neye bunlar bu iş daha çıkacaklar ki yani. Birden düştüm, biraz sevindim, ola baktım. Ola konuşayım mı, konuşmayayım mı? Ya konuşayım ya dedim bak. Ya. Dedim ya Osmanlı zamanında da bunların köylerinin yolu yoktu. Okulları yoktu, çeşmeleri yoktu. O itaat neydi? Ya bunu sen, bunu bir düşünmek lazım dedim. Peki dedim, sen siz biliyorsunuz yani Şerh'te Hamidiye alayları var mıydı? Var idi. Paşası Kürt, subayı Kürt, askeri Kürt ama padişah sarayda rahat yatıyordu ya. Eğer bu padişah bu Şerh'teki insanlara büyü ettiyse siz de edin. Nasılsa işte yapın, hadi yapın da. Hiçbir cevap veremedi hiç. Hiçbir cevap. Bunu bir laboratuvara yatırın ya vallahi aşkına. Ve subhanallah. Yahu bizi birbirimize bağlayan iman, iman, İslamiyet bağlayan. Bizi birbirimize bağlayan, bizim rabitemiz odur yani. Yoksa ilk sırrına olmaz bu iş yani. İlkler adamın 10 tane oğlu var. Koçonun ismi de Muhammed Ahmet koyamaz canım. Birisi Ahmet, birisi Hasan olur. Bu kadar efendime söyleyeyim, ikrar var. Birisi Türk, öteki Arap, öteki Arnav, öteki Kürt olur bunda ama bizi birbirimize bağlayan daha dinimiz var ya. İnnemel mümini ekbetün, Allahu Ekber. Biz ondan birbirimize şey edeceğiz canım. Allah Allah. Yani
İlk olur Arnavut olur, Müslüman olur, efendim Arap olur, bunlar hep kardeş yani, biz buraya bilemiyorum, devlet efendim yani kulağına geçsin de bana nedir desin yani, hani adam Diyarbakır'da yaşıyor ya, Diyarbakırlı. Kalkır, kalkban, kalkır. Talebe hani, Türkçem yalan. Doğruyam o daha yalan. Çalışkanım o daha yalan. Ula bir defa Türk değil. Bunu demeyene nasıl oluyor ki bu? Allah Allah, fela havle ya kuvvete illa. Allah Allah. Yani bizi birbirine bağlayan nedir yani? Ya, kuvvet-i İslamiye, kuvvet-i İslamiye. Allah bu. Mesele bu yani. Evet. Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Ha, bak işte ona mı size cevap ediyoruz? Ona, he, tamam. Eğer böyle ahmakane körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat içtimaiyede bir sen mi katil hükmünde? Gel PKK'nın önüne al bakalım. Yani, ya. Yani, Osman Hoca Efendi'yle Ankara'da bulunduk. Dedi ki biz hemşerimizi biz ziyaret edeş Mehmet Nuri Yılmaz'ı. O zaman reis o. Gettük dediler ki şey nedir ismi, reis burada yok. Türkiye'nin dışında. Ya şimdi burada bir reis mavunu var dedi. Reis mavunu var dedi. O böyle ben tanışacağım. İyi bir adamdır. Onun bir çayını çek. Osman Hoca böyleydi. İçtimaiyatçı. Allah rahmet eylesin. Ben geri kızırdı. Nedir lan burada oturacak? Kapı çarşıyı geçtiydi. Dese de Allah rahmet eylesin. Neyse kapıdan içeri girdirdi kapıyı dedi. Oh o geldi buna sarıldı marıldı. Oturdular neyse biraz o sohbet ettiğinden sonra kendi yerine tuttu. Hoca Efendi bana böyle biraz sonra dedi bu emrice kim dedi. Dedi işte bu da filan falan. O dedi ben yemin etmişim bunun elini öpeceğim falan dedi. Estağfurullah dedim ya öyle olmaz böyle. Yok dedi. O darfay bir yazmanla dedi bizim yüzümüz ağır. O bizim vazifemizdi sen yaptın dedi ya. Yani onu neyse anlattı orada konuş dedi sana bir müjde vereceğim. Mesela bunu konuşacağım yani. Bundan dedi bir hafta evvel dedi istihbarat dedi bir ad altında Kızılcı Hamam'da bir toplantı yaptı. Toplantı epey sürdü. Bizi idare eden Ozat dedi ki arkadaşlar dedi adam öldürmeyle bir yere varamayız dedi. Adam öldürmeyle bir yere varamayız, zarar ederiz. Bu şerh meselesini nasıl çözeceğiz dedi. Başka bir yol yok mu yani sadece adam öldüreceğiz dedi. Onun için toplandı buraya. Çok dedi rahatça her şeyin fişini dinledi. Yazdı, kalem aldı, dinledi. Son dedi ki her şeyin fişinde bir nevi bir hakikat payı varsa fakat çare değil dedi. Çare değil dedi. Oranın dedi çaresini biliyorum ama işte ona da gücümüz yetmiyor dedi. Nedir oranın çaresi? Bediüzzaman. Risale Nur demiş. Ya. Bu müjdeyi sana vereceğim zaten. Bediüzzaman. Çare bu. İslamiyet bir. Allah Allah. Yani, evet. Öyle. Evet. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayat içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Kafir eğer zımmı olsa veya musalaha ise hakkı hayatı var diye usul-i şeriatın bir düsturudur. Hem mezhebi hanefiyede ehli zimmeden olan bir kafirin şehadeti makbuldur. Fakat fasık merdudu şehadettir çünkü haindir. Ey bedbaht fasık adam! Fasıkların kesretine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş. Belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. Yok canım çok ben rast geldim. Çok ben rast geldim. Konuştuk mu böyle efendim? Bilsen benim dedem de müderrisiydi. Ha. İşte bu. Kendin ol da ya ben evliyadan gibi. Böyle çok var yani. Ama çünkü demek kendi bak kendi düşmüş dedesini diyor. Evet. Evet. İlla ki
el-iyazu billah irtidat ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp, zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veyahut düşünmüyorlar ki fakra hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakra hale düşüyorlar. Çünkü müminlerde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. El harisu haibun hasir. Durub-i emsal hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havası ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha ileri var. Halbuki baki olan ahirete ve uzun hayatı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa ve uluvvi himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bakiyeye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Hayat-ı bakiyeye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az daileri susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Nasıl olacak hocam azlara yardım? Az da yani inananlara, he? Kafirler çok ya yani. Aya zanneder misin bu milletin fakr-ı hali dininden, dinden gelen bir züht ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki mecusi ve berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdiler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Sizin cebren böyle ehli imanı mimsiz medeniyete sevk etmedeki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise katiyen biliniz ki hata ediyorsunuz. Yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş 100 fasıkın idaresi ve onlar içinde asayişi temini binler ehli salatin idaresinden daha müşkildir. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildir. Terakkiyet ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerin tanzimine. Ama reçeteyi verdi yani. Aman dedi reçete yani. Yarayı anlattı, reçeteyi verdi. Nedir yani? Belki mesailerin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine. Mesele bu. Mabey emniyeti. Şimdi 3-5 adam toplanır. Bir şey yaptıracaklar. Biri hile ediyor, öbürlerine kaptan şer atıyor. Hırsızlığı diyor. Yapamıyorlar. Bir araya gelemiyorlar işte. Çünkü aralarında mabeyinde şey yok. Emniyet yok yani. Birbirine hile ediyorlar. Yani. Vallahi yani. Şirket İslam dininde İslam dinine beraber şirket gelmiş. Fıkıh kitaplarında hususi şirket babı var yani. Evet, İslam dini. Şirket babı. Biz İslam dini getirdi, Avrupa bunu aldı. Şirketleri ilerlediler. Müslümanlar şirket bir araya gelemiyorlar çünkü. Yani ne dedi? Ama reçeteyi verdi. Belki mesailerin tanzimine. Bir tanzimine. He. Ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine. Ya. Ve teavün düsturunun tesiline muhtaçtırlar. Tabii birbirine yardım etmeni, yardım etmeyi kolaylaştırmak. Teavün düsturunun tesiline. Kolaylaştırmak, birbirine yardım etmeyi ya Allah Allah. İşte bunlar insanın güzel sıfatları. Öyle değil mi? Evet. Dünya ve ahiretin terakkisi buna bağlı. Şuna, evet. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kusyesiyle ve takve ve salabeti diniye ile olur. Başka mı? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.